Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak Ece Ronay çıkışı, davet ettiğinde evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan haber bahane programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, taciz itti dolayı mahkemelik olduğu Ece Ronay hakkında konuştu. Ronay ilk klip çekiminde yakınlaştıklarını söyleyen Erbil, beni de kolteli bir kıyafetle arayarak evine davet etti. Nişanlısı olmasaydı ve evine gitseydim bir şey olabilirdi dedi dedi. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan haber bahane programının bu haftaki konu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. İki yıl önce klibinde rol aldığı şarkıcı Cerrone ile taciz iddiasıyla davalık olan Erbil, nasıl tanıştıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı. Ronay'ın kendisini de kolteli bir kıyafetle arayarak evine davet ettiğini söyleyen Erbil, nişanlı olmasaydı ve evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi itirafında bulundu. Ece Ronay ile nasıl tanıştıklarını anlatan ünlü isim, ben o dönem Türkiye'de çıkan orman yangınları ile ilgili bir paylaşım yaparak dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile o yangınların olduğunu ancak müdahalelere rağmen söndürmekte aciz olduğunu söylemiştim. Bu kız paylaşımdan dolayı bana mesaj göndererek tepki gösterdi. Sonra konuşmaya başladık. O dönem birbirimizi de takip etmiyorduk. Rastgele yazdı. Bana bir Z kuşağıyız dedi. Ben de bizler de yumuşak G kuşağıyız dedim. Böyle bir konuşma olunca bana klibimde oynar mısın dedi. Bu zamana kadar kendi klibim dışında bir klipte oynamamıştı. İki farklı kuşak olduğumuz için de enteresan olacağını düşünerek kabul ettim. Ben de muvafakatname alarak klipte oynamam için imza falan aldılar dedi. Kilipte yakınlaştık. Dekolteli kıyafetle arayıp evine davet etti Ronayla klip çekiminde yakınlaştıklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil, sözlerine şöyle devam etti. Kız hoş bir şey, ben de bakıyorum, yaklaşıyorum. Kız da nişanlısını sete sokmuyordu ben rahatsız olurum diye. Klip çekimlerinden sonra kız beni dekolteli bir kıyafetle arayarak evine davet etti. Mesajlarda adresini falan verdiği görülüyor. Hangi erkek buna kayıtsız kalabilir? Gecenin bir yarısında seni neden evine çağırırım ki? Politik konuşmaları konuşmak için mi? Muhakkak bir şey vardı yani. Evine gitseydim aramızda bir şey olabilirdi. Benim asistanım Nuray benden daha akıllı. Ben bu konularda gerçekten aptalım. Nuray bana bu kız sizi uzağa düşürmeye çalışıyor. Biz ona bir olta atalım dedi. Sonra Nuray kıza ben sizi geleceğim, benimle uyuyacak mısın diye yazdı. Kız da mesajı alıp beni taciz etti diyerek hemen mahkemeye vermiş. Böyle bir durumdan dolayı dava açıldı. İnsanlar kadınlara kez zapatıyor ama onlara dava açılmıyor. Nurayla kıza olta atalım derken oltaya düştük. Kız benim açığımı aramak için yaptı. Yoksa neden o halde arasın ki? Mahkemeden de hiçbir şey çıkmadı. Birbirimizi görmedik ve yakınlaşmadık nasıl taciz olabilir? Nişanlısı olmasaydı eve gittiğimde bir şey olabilirdi.